Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Balım Ben Topluluğa Katıldım isimli oyunun yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Efendim, bu bölümümüzde söylemiş olduğum gibi araştırmalardan yeni terapi odalarını kurmaya ve bu terapi odalarını kurduktan sonra takipçi sayısını arttırmaya çalışacağız. Takipçi sayısını arttırmaya amaçlıyoruz. Hani topluluğumuz baya baya gelişti. Birçok şey elde ettik, birçok şey kazandık. Ama çalışanlarımız biraz tecrübesiz. O çalışanlarımızın tecrübesizlik sorununu çözmemiz gerekecek. Bence Şerife Hanım'ı araştırmaya koyarak yapabileceğimiz en iyi şeylerden birini yaptık. Onun araştırma yeteneği sayesinde sürekli yeni yeni şeyler keşfediyoruz ve burger yiyeceğine geçmiştik efendim. Artık burgerimiz var, burger tüketebiliyoruz. Şimdi gizli operasyonlar, oradan hipnoz odasına gideceğiz. Gizli operasyonlar ve hipnoz odasının ardından inanç kapasitesini arttırıp takipçi kapasitesini arttırmaya doğru ilerleyeceğiz ki takipçi kapasitesinden deli divane para gelecek. Şimdi sen bir yandan gizli operasyonları araştırırken ben de burada bir yandan baş döndürme terapisini yapabilmek adına hemen şuraya bir ahşap yapı koyacağım. Ardından şurayı bir duvarla kapat. Buraya da bir normal kapı açılsın. Efendim, ardından hipnoz tedavisini araştıracağız. Beynim dondu bu arada birden. Ne söylediğimi unuttum. Ne söyleyeceğimi unuttum daha doğrusu. Baş döndürme terapisi. Aa, para yok ki. Para yok. Tamam. Para gelsin, buraya daha fazlasını koyalım. Takipçi sayısını arttırırsak çok çok daha fazla para kazanırız. Ve arkadaşlar, ne kadar ilgi çekici aktivite olursa o kadar iyi. Çünkü ilgi çekici aktivite olmadığı zaman insanları tutamıyorsunuz. Bak, bu binanın da bu bölgenin daha rahat olmasını falan sağladık. İnsanları burada tutabilmek için farklı farklı etkinlikler yapmak zorundayız zaten. Bir tane daha baş döndürücü koyalım. Baş döndürücü ışık. Tam ortaya. Bir tane de baş döndürücü kontrolü, ama bir tane daha baş döndürücü yapmak istiyorum. Buranın sıkılma oranı çok çok daha az galiba. Hocam, para verirseniz. Şurayı bir aktif edelim de madem. Sonra bir baş döndürücü daha atarız buraya. Dur bak, millet baş döndürücüleri denemeye geliyor olabilir. Yeni bir şey, nasıl bir mini game olduğunu ben de merak ediyorum. Oo, burayı izlerken benim de başım döner abi. Çok iyi. Peki insanlar kendine neden bunu yapıyor acaba? Ayıptır sorması. Gel gel. Gel, bir yere gitme gel. Bir tane daha koyulabiliyor mu? Bence koyulamıyordur. Eğer koyuluyorsa, çünkü bunun yerini şuraya alıp bir tane daha koyacağım oraya. Oha, koyulabiliyor. Abi, odadaki nesneleri düzenle. Nesneyi taşı. Tam sen şu ortada dur. Bir tane daha baş döndürücü koy. Ya az önce koyulabiliyordu. Ben yanlış değerlendirdim demek ki. Evet, genelde 3 tane koyulabiliyor ya. Genelde 3 tane koyulabiliyor abi, anladım. Güzel, baş döndürme odası da bence gayet keyifliydi. Şimdi gizli nesne bulma operasyonlarından nereye gideceğiz? Hipnoz odasına gideceğiz. Doğruca hipnoz odasına. Gizli operasyonlar. Salla gizli operasyonları. Ha, gizli operasyon odası. Anladım. Yok ya, gizli operasyonla alakalı bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Solucanlar dünyayı ele geçirebilir mi? Bilmiyorum Şerife Hanım. Umarım geçiremezler. Bence mekanımız güzel bu arada ya. Nesne edinme görevi. Tanıtım kampanyası. Abi dur, ısı düşürmeyi de alalım, öyle gidelim oraya. Şimdi yok yere ısıyı arttırıp böyle kafamıza birilerini takmanın hiçbir alemi yok, biliyor musun? Buralara da böyle bir tane aslında şey yapabilirim. Aynısını simetrik şekilde yapabilirim de.
bazı odalardan görüyorsunuz ikişer tane var. Bence gerek yok. Hepsinden birer tane birer tane yapsak yeterli ya. Biz yokluktan koyduk oraya enerji odalarını falan. En olmadı buraları da değiştiririz yani. Farklı şeyler koyarız buralara. Ufaktan bir uyanıp kendine gelsinler. 30. gündeyiz bu arada. Eşsiz terapi odaları. Neredeyse hepsini tamamlayacağız. Ortalama oda prestijimiz kötüymüş. Karanlık yola düşemedik ya. Ben onu anlamadım. Herhalde bol bol görev yapmamız gerekiyor orada. Evet, revire de gideceğim yakında. Bu hipnoz odasının araştırılmasından sonra. Oda desteğinden revire gideceğim. Revirden ısı azaltma görevlerine. Ama en önce bak şöyle başlayacağız abi. İnanç kapasitesi 1. Yeni eşya. Sonrasında takipçi kapasitesi arttırma. Sonra bazı beceri desteğiyle insanların ruh halini daha yüksek tutmaya çalışırız. Aydınlanma havuzu. Oo. Ha bu oda, bu odayı yaptığımda da insanlar hangi özelliklere sahip onu göreceğim galiba. Şeylerin, yeni alacağım işçilerin kalitesini görebilmek amaçlı böyle. Bunu eklersem de bakım odasının onarımı artacak ki onarımızın artması lazım zaten. Abi yemekler ne alemde peki? Şuradan bir topluluktan servise baksak 52 birim yulaf, 26 birim hamburger var. Tamam canım, hamburger üretmeye devam ederiz ya. Sipariş. Hocam bir 100 birim daha burger sana zahmet. 100 birim daha burger istiyoruz. İyi var, şu odanın kapasitesini arttırdığımız da iyi oldu. Ya tamam dur, revir yapacağım. Revir yapınca rahatlatacağız burayı. Bence tuvalet ve lavabo sayısını da arttırmanın zamanı geldi. Dökülen objeler tamir ediyoruz. Güzel tamir ettik. Abi bunu yapsak mı acaba ya? Karşılıklı karşılıklı ihtiyacınızı giderin. Evet, bütün paramı buna verdim. Pişman değilim. En azından insanların sıraya girmeyeceğini biliyorum abi. Yani sayımız ne kadar kalabalık olursa olsun herhangi bir sıra problemiyle karşılaşmayacağımı biliyorum. Şimdi efendim, hipnoz odasını da inşa etmeyi başardık. Hipnoz odası ne diyor? Bu odayı tamamlayan takipçilerde rastgele bir karakter özelliği alırlar. Tamam, olabilir. Hemen inanç kapasitesi araştırmasına gidiyoruz. Takipçiler full. Yeni bir şey yapmayacağım. Nesneleri boş ver. Odalardan bir tane gizli operasyon odam yok. Hipnoz odası yapmam lazım. 7'ye 7 diyor. Bu hipnoz odasını şuraya bir yere mi yapsam? Şöyle. Ama içerisi 7'ye 7 olmak zorunda. Vay 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 vay. Tamam, 11'e 8 11'e 8 iktiririz orayı ya. Tamam, 11'e 8. Kapı yukarıda. Oda olarak burası hipnoz odası. Ve hipnoz odası olarak o 4000. Kardeş sen ne yaptın ya? 4000 fazla be hocam. Bekle, görevlere gidemiyorum. Sen de bunu araştırma adam. Abi görevlere gidemiyorum. Görevlere şu ısı düşürme görevini alıp öyle gideceğim. Isı düşürme görevi için tık 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 takipçi kapasitesini bir arttıralım. Hipnoz odası yemedi bu arada ya. Hipnoz odası bir şey değilmiş. Buradan ısı azaltma görevine gidip öyle ilerlerim takipçi sayısı arttırmaya. Hipnoz odası yeni bir tedavi yöntemi değilmiş abi. Yeni bir tedavi yöntemi ne olabilir? Nerede olabilir bilmiyorum. Neyse, yavaş yavaş her şeyi hallediyoruz ya. Artık yemekler de kötü değil, değil mi? Bakayım. Kötü oda. Olumlu rüya.
Güzel, rahatlamış falan filan. Genel anlamda adamın ruh hali çok iyi ya. Daha işte dinlenme odasını falan upgrade'ledikçe ruh halimiz de artacak. Abi yemek pişiriliyor. Şöyle bir hazırladan bakalım. 28 burger daha yapacak. Dur, bunlardan bir 100 burger daha yapıştırma. Hipnoz odasına zaten daha girişmeyeceğim. Gerçi hipnoz odasına girişirsem 4000 altınım gidiyor zaten. Şey, 4000 dolarım gidiyor. Baş döndürme odası ne güzelmiş ya. Bizim burada bir tane daha terapi odamız olması lazım. Nerede terapi odamız? Hiç kurmadığımız var mı? Yok. Yani araştırmalardan falan mı gelecek acaba bu terapi odası? Oda desteği 2, revir, ısı azaltma görevleri, testleri ekleyebiliyoruz, otomatik denetleyici ekleyebiliyoruz, dinlenme odasını upgradeleyebiliyoruz, takipçi kapasitesi artıyor, mutfaktaki dondurucu miktarını arttırabiliyoruz, banyoda yeni nesneleri açabiliyoruz falan filan. Meditasyon stüdyosu yükseltmesi. Oo, daha bizim çok gameplay'imiz var ya. Tamam. İnanç kapasitesinin ardından ısı azaltma görevi. Bir ısı azaltmaya bir normal görevi. Bir ısı azaltmaya bir normal görevi. O şekilde ilerleyeceğiz. Tamam, burada da birilerini hipnoz edeceğiz abi. Matrix gibi yükle. Karışık yükle. Bir reviri de araştırırsa hoş olacak ya. Abi ellerini yıkamadan yemek yeme durumlarını çözemedik hala elemanların ya. Bak, ruh odalarından birini iptal edip farklı bir oda yapabiliriz. Ya da takipçi sayısı arttıkça işe yarar yani artık. Ne diyeyim, ne yapayım bilemedim. Bitmedi mi? Maksimum inanç puanı yükseldi, çok iyi. Oda desteğini araştır, sıradan gidelim ya. Bam bam bam. Oyunun müziğine bayılıyorum bu arada. Size ne kadar duyuluyor bilmiyorum da. Müziği gerçekten benim için çok çok keyifli. Evet hocam, karşılıklı Hamdi Bey ve İsmail Bey aralarındaki dostluğu pekiştiriyorlar. Her şey konuşuluyor olabilir orada. Hamdi Bey boklu elleriyle yemek yiyor. Çok iyi. Arkadaşlar biraz geciktim, kusura bakmayın. Hadi başlayalım. İnsanlık dışı bir pislik. Hamdi abiyi kastediyorum bu arada. Elini yıkamadan yemek yiyor. Elini yıkayarak yemek yese bir şey demeyeceğim. Elini yıkamadan yemek yiyor. Hayvan adam. Oğlum herkesin canı niye sıkılıyor bu kadar ya? Kötü oda. Son derece sıkılmış. Can kaybı. Hamdi abi boklu ellerle yemek yemek senin suçun. Bana şey yapma orada. Bana orada lülü yapma, tatava yapma, çarkına tükürürüm ha. Tam bu adamların sıkılmasını azaltmak için bizim yapacağımız şey böyle odaların gitgide upgrade'ini yükseltmek ya. Dinlenme odasını falan upgrade'lemek lazım. Peki şöyle yapsak. Olumsuzluğu temizle, beceri desteği, karakter özelliği kazanımı, İnanç destekleri. Gelecek her bir beceri desteği sağlayabiliriz ya. Ortalama ruh hali %64, anladım. Kantinde her türlü yemek servis ediliyor ama sadece hamburger yeniyor. Biraz daha burger yapar mısın bize? Biraz daha burger yap. Abi görevlerden bir yere gitmeyeceğiz. Bu ne kanka? Bu ne? Bu nece bu? Karanlık yayılma görevi. Yayalım da burada
Kimi yollayacağız buraya? Dur ya, hiçbir şeyi yollamayalım. Bizimkiler araştırmalarını yapmaya devam etsinler. Takipçi kapasitesini arttırmaya gidip daha hızlı para kasabiliriz. Ki zaten para kasma opsiyonumuz çok çok güzel de. Yatak odası sayısını da 2 yapabilirim. Bunun kenarına bir tane de yatak odası atıp hani böyle zaten hepsi birbiriyle bağlantılı. 2 tane yatak odasından hareket edebiliriz. Bir saniye, topluluktan sipariş. Daha 57 tane burger yapacak canım. Sabri Bey, iyi oyunlar Sabri Bey. İyi oyunlar, iyi oyunlar. Odaların prestijini arttır dekor yerleştirerek diyor. Ne yapayım? Mutfağı bir an evvel tamir edin yoksa aç kalacağız. Hangi etkisini öğreniyor acaba hipnoz odasında? Bizimkiler mola vere vere bıraktılar burada. Neymiş özelliği? Elif Yusuf'un. Hiçbir şey öğrenemedi. Vahşi sıcağı hissedin. Yüz boyacısı. Kolları görünmez ama elleri değil falan. Garip garip işler ya. Abi adamlara el yıkama alışkanlığı veremedik ya. Ay 6000 7000 ne para kastık be. Ne para yaptık be. Abi madem bu kadar para yapıldı. Bir buraya. Bir buraya. Hocam şöyle ayır. Şöyle iki de kapı koy. Buralara birer oda daha istiyorum. Bir tane daha kurtçuk ve gençleşme odası. Artı baş döndürme odası. Şöyle. Eyvallah. 3000 küsür birikirse buraya da bir tane şey baş döndürme odası kuracağım. Şu ortalara da yerleşeceğiz daha. Daha bizim çok işimiz var. Abi şu yaralanma etkinliği geldiğinde kafalarına vurasım geliyor elemanların ya. Abi inanılmazsınız ya. Burası bu arada var ya üf. Muazzam eğlenceli bir yer haline geliyor. İleride bu adamların sayısını da arttıracağız ya. Şimdi bakabildiğimiz adam sayısı belli 22. İleride bu sayı arttığında bu bölgenin yeterli gelebilmesini istiyorum. Oy 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 oy. Oy 2250. Ruh halini falan çok sağlam ittiriyoruz ya. İşte ısı düşürme görevleriyle beraber normal görevlere gidecek adamlar da lazım. Yataklardan biri morladı sanırım. Baş döndürme terapisinde mi uyuyacak adam? Bence baş döndürme terapisinde uyumasın. Tanıtım kampanyaları. Birilerini ata. Hanife. %0 şansla başarır diyor. Salih Bey %70 şans. O zaman bu göreve Salih Bey'i atıyorum. Salih Bey gidecek bu tanıtım kampanyasına. Ama millet uyuyor. İnsanlar bir rahat rahat uykularını alsınlar. Siparişimiz var mı? 30 tane daha burger hazırlanacak. Tamam. Burger sayısına her daim %100 tutalım. Elimizde 53 tane burger var. 52 tane de yulaf ezmesi var. Adamlar tenezzül edip yulaf ezmesi yemiyor abi. Öyle bir sıkıntımız var. Şu dinlenme odasına net yeni bir şeyler eklemek gerekiyor bu arada ya. Mesela buraya bir şeyler ekleyecek olsan iyi, kenarlara eklenir ya, şu kenarlara bir yerlere.
Slot makinesinde oynayan pek yok gördüğüm kadarıyla ya. Ha, bunların sağlamlık derecesi de düşük odadakilerin. Ondan dolayı patlıyor bunlar. Bam bam bam. Bir tane de baş döndürme odası yapacağız sevgili arkadaşlar ve araştırma görevimiz tamamlanmış vaziyette. Çok çok güzel. Artık oda desteğimiz var. Oda desteği sayesinde ne olacak ben de bilmiyorum. Ama oda desteğimiz var artık. Şimdi liderin etki kullanarak amiplerin ruh halinin bozulmasını toparlaması var. Revir var. Bence abi revir yapalım. Önce reviri yapalım, sonra ısı azaltma görevine gidelim. Önce revir, sonra ısı azaltma görevi. Çünkü şuradan bir de göreve şeyi yollayabilir miyiz? %70 ihtimalle başarır diyor. Salih Bey'i yollayalım. Abi reviri yapalım çünkü bu adamlar kendini biçip duruyor. Bu adamlar kendini biçip durduğu için revir önemli. Ve aramıza her geçen gün yenileri katılmak istiyor. Çünkü mesela Celal Köyücü. Ne diyor Celal Köyücü? Enerji spası sıkıcı. Her şey sıkıcı diyor. Kurtçuklarla gençleşme odası bile sıkıcı diyor ama ne var abi durum olarak? Kurtarabileceği diğer odalar var. Tam araştırmalar ve görevler yapılmaya devam edilsin. Bu oda için yaklaşık olarak 4000'e ihtiyacım var. 4000 geldiğinde baş döndürücü odayı da kuracağım. Şurada bir baş döndürme odasını da ufaktan kurmaya başlayalım. Şu iki baş döndürücüyü bir yerleştirelim. Oo çok iyi. Çok çok iyi. Bak buraları da kullanmaya başlayabileceğiz. Odaları çok mu fazla koyuyorum acaba ya? Ve bu odalara bakacak yeterince insan yok gibi. Çok güzel, görevden başarıyla döndü. Ve PR çalışmamızı yaptık. Şimdi revirin ardından ısı azaltma görevleriyle daha da rahat edeceğiz. Neyse en azından sıra olmaz ya. Sıra olmaması çok çok daha iyi. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Bu bölümdeki temel amacımız şu. Sevgili arkadaşlar. Bu bölümde reviri kurduktan sonra ısı azaltma görevlerini alacağız. Sonra yavaş yavaş takipçi kapasitesini arttırmaya doğru gitmemiz gerekiyor. Eğer ki takipçi kapasitesini arttırmaya gidersek çok daha hızlı bir şekilde etki puanı kazanırız ve çok daha hızlı bir şekilde para kazanırız. Revir bitsin. Bu bölüm reviri de kuralım. Isı azaltma ve takipçi sayısını arttırmayı sonraya bırakalım. Sonra dinlenme odasını upgradeleyeceğiz. Otomatik denetleyiciyi kuracağız. Daire testereyi falan ekleyeceğiz odalara. Bakım odasına. Bak bakım odası gitgide dolu dolu hale geldi ha. Çok iyiyiz ya. Bak PR puanımız da oldukça yüksek. İnanç puanımız oldukça yüksek. Etki puanımız oldukça yüksek. İşte ısının çok şey olmaması gerekiyor. Abi maksimum leveli arttırmanın bir yolu mu var acaba ya? Personele kalite basmanın bir yolu mu var acaba? Araştırmayla belki o da geliyordur ya. Ya ben personel geliştirmenin bir yolu olduğuna inanıyorum. Bak gelişmiş ruh desteği var. Başka ne konulabilir? Başkalaştırma Bakanlığı. Amiplerin negatif karakter özelliğini kaldırır. Bak bu da çok çok iyi. Gıda, et ve sebze. Çok iyi. Oy 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 oy. Başkalaştırmada karakter özelliği falan veriyor. Verimli karakter özelliği. Şu an bu halleriyle bu adamlar bu kadar iyiyse gelecekteki hallerini düşünemiyorum bile. Bir tane tanıtım görevimiz var. Bu tanıtım görevinde gene kasaplık becerisi gerekiyor. Salih Bey gidemez ama buraya. Şerife'yi yollayabiliriz ama Şerife Hanım araştırma görevinde. Boş ver PR artışını ya. Önce bir araştırmayı yapalım. Hocam odalardan biri arızalı. Size zahmet. Tamirde bulunanlar nerede? Ay biri var ya. Şey yaptı böyle.
Biri bize süve süve gitti abi. Biri bize söve söve gitti. Şimdi paramız geliyor. Araştırmamız tamamlanıyor. Revir odası gelsin. Reviri kuralım. Ardından ufaktan bölümü sonlandıralım. Acık kamerayı aşağı alayım şöyle. Tamamdır. Araştırma görevimiz tamam. Reviri başarıyla araştırdığımıza göre hemen görevden bu tanıtım görevine Şerife Hanım'ı görevlendirmiştik değil mi? Aynen abi, bu tanıtım görevine Şerife Hanım'ı gönderelim. Araştırma görevi bitti zaten. Hemen odalardan bir revir kuracağım. Revir kurabilmek için neye ihtiyacım var? 12 birimlik alan diyor. 6'ya 12. Baba sen ne diyorsun ya? O nasıl bir revir alanı? 6'ya 12 diyordu değil mi? 8'e 23. Çok büyük bir alan kurdurdu. Nedenini ben de anlamadım. Gerçekten çok büyük bir alan kurdurdu. O önerilen boyutu gerçi ya. O kadar olmasa da hallediyor galiba. Abi revir için nesne. O ne ya? Arkadaşlar takribi 6000 dolar lazım reviri tamamlayabilmek için. 6000 dolar. Abo. Şerife Hanım dönünce yeni araştırma olarak ısı azaltma görevini araştıracak. Oğlum sen niye sinirlendin misal? Hadi canım. Her şeyde sıkıcı diyemezsin ya. Saçmalama lütfen. Herif yani 100 gündür falan bizde olmalı ki her şeye sıkıcı diyebilsin. Mümkün değil abi. Peki bizim adamlarımız tamirat göreviyle ilgileniyor mu? İlgileniyor. Sipariş durumumuz ne alemde? Tamam çok güzel. Burger üretiliyor. Sürekli burger craftlanıyor. Ve amüplerimiz iyi bir şekilde besleniyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu iyileşme hızını arttırabilmek için buradaki eşyaları almamız lazım. Bak revir yatağı. Revir yatağına bir tane damlalık. Doktor masası, tıbbi monitör ve ilaç dolabı lazım. Doktor masamız şurada. Tıbbi monitör ve ilaç dolabı. Az daha para verin. Az daha para verin. Birileri sövdü galiba. Hocam görevi teslim et. Abi artık ısı azaltmayı almadan yeni görevlere gitmeyelim. Isı azaltmayı almazsak çünkü acayip derecede uğraşacağız gibi. Şuraya bir tane ilaç dolabı koyalım. Ulan koskoca mekan kurduk. Bomboş bekliyor alan ya. Yetişmezse diye galiba. Tıbbi monitörü de doktorun kenarına koyarız. Hadi bir 1200 dolar daha gelsin be. Adamların acık daha suyunu sıkın lan. Evet, kimsenin suyunu sıkamıyoruz anladığım kadarıyla. Bir 1200 daha hadi. Hadi arkadaşlar, ha gayret. Ha gayret, inanıyorum size. İflas eder miyiz acaba? Sonucu tıbbi monitörü de koysak iflas eder miyiz? Onu merak ediyorum. Evet, para bulamadık. PR'ımızı çok güzel yaptık bu arada. İnsanlar burayı biliyor, tanıyor. Gazanfer abi çok güzel bir insan, evet. İnsanlar yerlerine dönüp uyusunlar. Hep fazladan bir yatak tutarım her daim. Tam askeri sistem ya, bakar mısın şuna? Yeni kampanya görevi. Empati yeteneği yüksek insanlar lazım. Perihan Hanım'la Nazlı Hanım'ı yollayalım. %81 başarırlar diyor. Hanife Hanım'la... Hanife Hanım'la Rıza Bey'i yollasak misal. %81. Yasemin Hanım'la Zehra Hanım'ı yollayalım. Onlar yeniler zaten. Ama ısı derecesi. Abi bekleyelim bir ısı düşürme görevleri araştırılsın. Sevgili arkadaşlar sabah olsun. Revir'in son odasını da koyalım. Revir'in son odasını koyduktan sonra ufaktan artık bölümümüzün sonuna gelelim. Umarım bu arada izlediğiniz seri hoşunuza gidiyordur. Ben oynarken inanılmaz keyif alıyorum. Şimdi... Ne oldu hocam? Oynayacak şey bulamadın mı? Tavla mı oynayacaktın? Ama kendi kendine tavla oynayamazsın ki. Yo, tavla oynamakla niyeti yok. Öyle takılıyor burada.
Ruh hali de iyi canım. Tamam, ortalık tamir ediliyor. Yeni insanlar geliyor. Şu 1200 puanı bir ver be bana. Hadi hocam, 1200 doları ver bana. Bir tek tüplü monitör eksik. Şey, tıbbi monitör. Aha da tıbbi monitörü de kurdum. Artık revirimiz de var sevgili arkadaşlar. Artık revirimiz de var. Revirimizin olmasıyla beraber insanlar hastalandığında onları daha rahat bir şekilde tedavi edebileceğiz. Kırık dökük hiçbir şey yok. Ve dur, servis et değil, sipariş. Bir 1000 tane daha, şey 100 tane daha burger istiyorum. Ver malzeme parasını. Elimizde hazırda 63 tane burger var zaten. Abi insanlar rahat rahat yemeklerini yiyecekler. Rahat rahat çalışacaklar. Yeni kurduğumuz alanlara baksanıza, yeni yeni odalara. Isı düşürme görevi de araştırılıyor bir yandan. Şurayı bir tamir edin. Oğlum ne kadar kalabalığız ya. İnsanlar sabırsızlıkla bekliyor. Bazıları sıkıldı tabi. Bazıları sıkıldı. 17 gündür falan burada. 17 gündür burada olan adam sıkılıyor abi yani. Ya kurtçuğa gidiyor yeni olan. Ya baş döndürme terapisine geliyor. Diğerlerini kullanan pek yok. Varsa da yetişemiyor zaten adamlar ya. Hangi birine yetişeyim diyor. Sevgili arkadaşlar, tam burada save'imizi alıp bölümümüzü sonlandıralım. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.